Bir doğrunun bir doğruya göre simetriği. Şimdi size bir doğru vereceğim. Daha sonra diyeceğim ki bu doğrunun başka bir, şöyle bunu morla gösterdim. Başka bir doğru vereceğim. Bu doğruya göre simetriğini bulmanızı isteyeceğim. Tabii simetriği ne olacak? Şu şekilde bir doğru olacak. Peki bunları birazcık aşina olalım diye şöyle yapalım. Şuradaki ilk doğrumuzu D1 ile gösterelim. Kitapta şunu L ile gösterdim ama burada karışmasın. D simetri alınan doğru. Yani buna göre simetri alacağımızı ifade etmek için DS ile gösterdim. Şu doğrunu da D2 ile gösterdim. Yani D1 doğrusunun DS doğrusuna göre simetriği D2 olsun. Tamam. Bunu nasıl buluruz? Size yani D1 verilecek. DS de verilecek. Size sorulacak olan bu D2 doğrusunun denklemi. Bunun denklemini soracağız. Şimdi geçen ders şunu gördük. Bir noktanın bir doğruya göre simetriğini nasıl bulunacağını görmüştük. Hatırlıyor musunuz? Hatta hemen hızlı bir şekilde şöyle yaparsak, hatırlatırsam şöyle. Bir noktanın bir doğruya göre simetriği. Ne yaptım? Bir A noktası vardı. Bunun A üssü simetriğini aramam gerekiyor. Şuradaki nokta H noktası. Madem simetrik şurası eşit olacak. Dolayısıyla H A artı A üssü bölü 2'nin bu doğrunun denklemini sağlaması gerekiyor. Bunun üzerinde olacak. Bir de bir vektör var. N vektörü. N vektörü zaten doğrunun hemen katsayılarından görülebiliyordu. N vektörü ile A üssü vektörünün paralel olması. Bu ikisinden hemen A üssü iki tane denklem çıkıyor karşımıza. Bunları bulabiliyoruz. Paralel olması ne demek? Bileşenlerinin orantılı olması demek. Şimdi gelelim. Ben bunları siliyorum ve tekrar bir doğrunun bir doğruya göre simetriği kısmına odaklanıyorum tekrar. Şimdi bunu şöyle yapabilirsiniz. Birinci yol. Bunu zaten kitabınıza yöntem olarak yazmışım. Birinci yol, ikinci yol diye. Bir şuradaki K noktasının kesişim noktası. K noktasını bulursunuz. K nasıl bulunur? K noktası eşittir. D1 ile şuradaki madem ikisi verildi sarı ile işaretlediğim simetri doğrusu. Bunu kesiştiririm. Kesişim noktasını bulurum. Bunu bulabilirim. K noktasını bulabilirim. Daha sonra D1 üzerinde bir A eleman D1 olsun. Yani D1 üzerindeki bir A noktasının simetriğini bulurum. A'nın simetriği neye göre? DS'ye göre. Biraz önce anlattığım yöntemle DS'ye göre simetriğini bulurum. Simetriği bulunur. R'ini bul diyelim. Peki A'nın simetriğini de buldum. Tam ne oldu? Şurada bir A üssü noktası oldu. Burada A ve A üssü noktasının artık simetriğini bulduğum için elimde ne var? K var. Bir de ne var? A üssü var. Onu da buldum. O zaman iki noktadan K ve A üssüden geçen doğru bulunur. Bu birinci yöntem. Ya hocam K'yı bulmasak başka iki nokta alsak olur muydu? Yani şöyle diyorum. Ben ikinci başka şurada bir B noktası alsam, onun simetriğini bulsam, bunlar bu arada dik değil mi? Simetri olduğu için. B üssünü bulsam, sonra B üssü A üstünden geçeni bulsam, bu aynı yöntem zaten. Aynısı. Ama bu birazcık daha uzattır işi. Ne oldu? B'nin tekrar simetriğini bulmakla uğraşacağım. Peki ikinci yol nedir? İkinci yol ise şu. Burada birinci yolda yaptığımız iş neydi? Sadece bu simetrik noktayı bulmak. Yani A'nın ve A üssünün ve bir de K noktasını. Yani bir noktadan iki noktadan geçen doğru denklemini kullandık. Burada ise ikinci yolda A'yı parametrik yazarız. A noktası yani aslında şöyle A'yı demeyelim de D noktasını D doğrusunu pardon D1 doğrusunu parametrik yazarız. Ve DS'ye göre simetriğini alırız. DS'ye göre simetriğini alırız. Bu da ikinci yol. Şimdi bunları birazcık daha örnek üzerinde anlatacağım size nasıl olduğunu. Simetriğini alırız. Şimdi bu derste üçüncü bir yöntem daha vereceğim. Üçüncü yolumuz bu iki yönteme göre çok daha şık
ve daha kısa bir yöntem. Ama vektörleri kullanacağız. Normal vektörünü kullanacağız. Yani bir doğrunun normal vektörünü kullanacağız. Üçüncü yolu biraz sonra o teoreme geldiği zaman ifade edeceğim ben. Fakat şu anda ilk iki yolu nasıl kullanacağımızı kısaca bir şöyle hatırlayalım. Mesela şöyle bir soru var. Y eşittir x artı 1 doğrusunun, y eşittir 2x doğrusuna göre simetriği olan doğrunun, noktanın demişiz burada, doğrunun koordinatları değil. Aslında noktanın koordinatı da bir doğru denklemi elde edecek. O anlamda örnek için öyle hazırlamışım. Şöyle yapalım. Doğrunun denklemini bulunuz diyelim. Doğrunun denklemini bulunuz. Tamam. Peki. Bunu bulalım. Dediğim gibi iki yöntem var dedim. Birinci yolumuz şu. Bir. Bu iki doğrunun, isterseniz yine çizeyim ki şöyle gözümüzün önünde olsun her şey. Şu birincisi, bu da simetrik olan doğru olsun. Tamam. Şurada D1, şurası D1 dedim. Şuna göre simetriği alınıyormuş. Burası DS doğrusu. Şimdi bu arada şunu da belirtmeden geçmeyeyim. Şuradaki bu simetri doğrusu, bu iki doğrunun nasıl bir doğrusudur? Şuradaki açılar eşittir. Ben buna ne diyebilirim aynı zamanda? Açıortay. Açıortay doğrusudur. Bunu daha sonra tekrar kullanacağım başka bir sorunun içerisinde. Peki şimdi gelelim bu soruya. Birinci yolumuz şunu diyordu. Önce K noktasını bir bul. K noktasını nasıl bulacaksınız? Bu iki doğrunun kesişiminden. Doğru mu? Hemen bulalım. K noktasını bulmak için y eşittir x artı 1. O da eşittir 2x artı 1. Buradan x'in 0 ve y'nin de 1 olduğunu bulurum. Yani K noktasının koordinatlarını belirledim. Bakın 0'a 1. Daha sonra ikinci bir nokta belirliyorum. Bunun D1 doğrusu üzerinde. Bunu sağlayan bir tane nokta. Diyelim ki A noktası ne olsun? X yerine 0, 1 yazarsanız K'yı elde edersiniz. Başka bir nokta yazacağız. Hangi noktayı elde edelim? X yerine 1, 1'e 2 noktası. Getiriyorum. 1'e 2 noktasının neyini bulacağım şimdi? Tam simetriğini bulacağım. Şurası da A üssü diyelim. Tamam mı? A üssünü de şöyle gösterelim. A ve B ile gösterelim. A, B. Peki simetriği olduğu için şurası H dedik. Şuralar eşit, simetrik olduğu için. Ve A üssü noktasını bulursam, K'yı da bildiğim için A üssü ve K'dan geçen doğrunun denklemini bulacağım. Peki A üssünü bulalım. Hem de geçen derste anlattığım yöntemi bir daha hatırlamış olalım. 1. A üssü A artı A üssü bölü 2. Ki ona H ile göstermiştik. H doğru denklemini sağlaması lazım. DS doğrusunun. H nedir? Yazarsak A artı 1 bölü 2. A artı 1 bölü 2. Ve B artı 2 bölü 2. Pekala, bu madem bu doğrunun denklemini sağlıyor, yerine yazıyorum. B artı 2 bölü 2 Y. 2 çarpı X. 2 çarpı A artı 1 bölü 2 artı 1. Buradan İkiler gidecek. B artı 2 eşittir. A artı 2. 2A artı 4. Buradan B eşittir. 2A artı 2 buldum. Doğru değil mi? Hemen bunu kutu içerisine alalım ki bu denklem bana lazım olacak. Ama bu denklem A ve B'yi tek başına belirlemeye yeterli değil. Bana ikinci bir denklem daha lazım. Peki onu nasıl bulacağım? İkinci denklem de şuradan arkadaşlar. Bunu şimdi burada DS doğrusu verildi. DS doğrusu. Bu DS doğrusunun normalini önce yazmamız lazım. Normali. DS doğrusunun normali. Şöyle buradan yaparsam şöyle bir normal vektör. Pekala. Yine bir hatırlatma. Şuraya not olarak yazalım. Hatırlatma diye. Hatırlatma. Hatırlatma. AX artı BY artı C eşittir 0 doğrusunun normali yani normal vektörü neydi? Direkt X ve Y'nin katsayılarıydı. Bunu yazmıştık A'ya B. Normali bu. Doğrultmanı neydi? U vektörü eşittir. Buna dik bir vektör olması lazım. Zaten ne olacak? İç çarpımı 0 olacak. Eksi B'ye A alabilirsiniz. Yani çizecek olursam şuradaki
normal vektör. Şuradaki de doğrultmam vektör. Şuradaki U vektörü, bunları unutmayın arkadaşlar. Buradaki de normal vektörü. Demek ki ben bunun denklemini yazarsam AX artı BY artı C eşittir 0 gibi, buna dik olan vektörü hemen denkleme bakar bakmaz anlayabiliyorum. Hangi vektör? A'ya B vektörü. U vektörü de buna dik olan vektör olduğu için eksi B'ye A. Bakın yerlerini değiştirin ki iç çarpımları sıfır olsun. Bir tanesi de eksi koyun. Eksi B'ye A şeklinde bulabiliriz. Bu hatırlatmayı tekrar yaptım. Bunları geçen derslerin videolarını izleyerek bunları ne yapmanız lazım anlamanız gerekiyor eğer unuttuysanız. Yine kitabınızdan bakabilirsiniz bunlarla ilgili. Gelelim üçüncüye şimdi. Peki ben neyi burada kullanacağım? Öncelikle DS'nin, şu DS'nin, şöyle yapalım. Şurasına bakın. Bu vektörün normalini bulmak istiyorum. Normali nedir? DS'nin denklemini yazalım mı? Bu formatta yazacağım ama. 2x eksi y artı 1 eşittir 0. Dolayısıyla bunun normali 2'ye eksi 1. O halde yazıyorum. N vektörü, ona da ns diye gösterebilirim bakın. Ns vektörü 2'ye eksi 1 vektörü. Tamam. Pekala 2'ye eksi 1 vektörü AA üssü vektörüne, o da dik ya bu doğruya, AA üssü vektörüne paralel değil mi arkadaşlar? Şöyle yapacak olursam bakın şu, bunu da mavi yaptım. Bu iki vektör birbirine paralel. Paralelse bileşenleri orantılı. O zaman yazalım bileşenleri orantılıysa. AA üssü vektörü ne demek? A eksi 1 bölü AA üssü A bölü 2 eşittir B eksi 2 bölü eksi 1. Çünkü AA üssü vektörünü yine şuraya yazalım. AA üssü vektörü nedir? A eksi 1 B eksi 2. Madem bunlar orantılı, A eksi 1'in 2'ye oranı B eksi 2'nin eksi 1 oranına eşit. Paralellikten dolayı. Var mı problem? Pekala, buradan da ikinci bir denklem çıkacak. Yazalım. Eksi A artı A eşittir. Pardon. Şöyle eksi A artı 1 eşittir 2B eksi 4. Buradan da şöyle yazalım. İki denklemi de yazalım isterseniz buraya. 2B artı A eşittir 5 mi oluyor? Evet. 2B artı A 5. Bu da ikinci denklem. Şimdi iki tane denklem elde ettim. 1, 2. Şimdi getiriyorum. B'yi burada yerine yazarsam ne olacak? 2 çarpı 2A artı 2 artı A, o da eşittir 5. Dolayısıyla 5A eşittir 1. A eşittir 1 bölü 5. A 1 bölü 5 ise 2B eşittir 5 eksi 1 bölü 5. 24 bölü 5. Oradan da B eşittir 12 bölü 5 bulduk. Demek ki şuradaki A üssü noktasını nasıl buldum? 1 bölü 5'e 12 bölü 5 noktası olarak buldum. K noktasını da tekrar yazıyorum, kesişim noktasını. Kesişim noktasını nerede bulmuştuk? Burada 0'a 1. 0'a 1. Artık şu iki noktadan geçen doğru denklemini bulmak kaldı geriye. Peki onu nasıl bulacağız? Hemen yapıyorum. Y eksi Y0 1 bölü Y1 eksi Y0, yani 12 bölü 5 eksi 1. X eksi X0 bölü 1 bölü 5 eksi 0. Buradan artık bundan sonrası düzenleme kaldı geriye işin içine. Şöyle 12'den 5 çıkartırsanız ne oldu? Y eksi 1 bölü 7. 5'lerini attım. Paydalarındaki 5'leri atabilirim. Çünkü bu eşitlik her iki tarafta da olacak. O eşit. Bu da X bölü 1 bölü 5 mi? Pardon. Doğru. 1 bölü 5 değil mi? Buradan da tabii 1 bölü 5 değil. 1'leri attığım için, 5'leri attığım için 1 kaldı. Buradan y eksi 1 eşittir 7x olarak ben bu simetri doğrusunun denklemini bulmuş oldum. Şu anda hangi yöntemi kullandım? Size birinci yol olarak söylediğim yöntemi kullandım. Böylelikle bu yöntemi kanıtlamış olduk. Şimdi gelelim ikinci yönteme. Şimdi gelelim burada ikinci yol olarak belirttiğim yöntemi size anlatmaya. Bakın burada bütün her şeyi siliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Siliyorum. Bu yöntem bu arada kitabınıza yoktu bu yöntem, yani yoktu derken vardı, bu yöntem yapılabiliyor ama
Çözümde, bu sorunun çözümünde başka bir yöntem kullandım. Çözümünde kullandığım yöntem neydi? Doğrunun denklemini bulmak için, simetri olan doğrunun denklemini bulmak için ne yapıyordum? Şöyle bir şey yazacağız. X yerine T, yani parametrik yazıyorum. Aslında bir nokta gibi hareket ediyor. Tamam mı? Nokta da değişken bir nokta. A noktasını yazıyorum şimdi. X yerine T yazarsanız Y ne oldu? T artı 1 oldu. Aslında yaptığım iş şu. Tekrar anlatıyorum. Şöyle. Şu da simetri doğrusu. Pardon, birazcık daha güzel çizelim. Şuradan olacak. Simetri doğrusu. Bakın. Şuradaki A noktasını değişken nokta alıyorum. Yani T'ye T artı 1 alıyorum. Peki diğer nokta, bunun simetriğini bulacağım. Şurada olacak. Yine aynı şeyi kullanacağım. Burada da A üssünü. A üssünü de diyelim ki X, Y olsun. Bilmiyoruz ya. Yerini bilmiyoruz. Yine aynı işlemleri kullanacağım. Bu arada şey aynı zaten. Normal vektör hiç değişmeyecek. Normal vektörü biraz önce bulmuştum. Neydi normal vektörümüz? 2'ye eksi 1'di. Doğru mu? Yine aynı şeyi yapacağım. Bakın 1. A artı A üssü. A artı A üssü bölü 2. O da eşittir H. Doğru denklemini sağlaması lazım ki H ne olacak bu kez? X artı T bölü 2. Y artı T artı 1 bölü 2 olacak. Bu getireceğiz. Burada yerine yazacağız. Y yerine şunu yazıyorum. Y artı T artı 1 bölü 2. X yerine de bunu yazarsam X artı T, ikiler gitti. Bir de artı 1'i var. Buradan Y artı T artı 1, o da eşittir 2X artı 2T artı 2. Buradan Y eksi 2X eşittir T artı 1 olarak buldum. Bakın buradan denklemin, demin şey bulmuştum mesela, y eksi 2x eşittir 5 gibi bir şey bulmuştum. Bu kez nasıl buluyorum? Sayı değil de yine t'ye bağlı bir şey buluyorum. Aynı şekilde ikincisinden de şunu yapacağım. N vektörü ile a üssü vektörü yine paralel olacak. O zaman a üssü vektörü şu demek. X eksi t, y eksi t eksi 1. O halde bunların bileşenleri eşit olacağı için y eksi t eksi 1. Şöyle n'nin 2 bölü 2, diğer bileşeni eksi 1. Bu kez de bu gelecek. Peki bunu düzenleyelim. X eksi x artı t şuradan ise eksi x artı t, o da eşittir 2y eksi 2t eksi 2. Buradan x'i öbür tarafa atalım. X artı 2y, o da eşittir t'yi bu tarafa atalım. 3t artı 2. Bakın bu da ikinci denklem. Şimdi X ve Y'yi, ikisini de T'ye bağlı olarak buldum. Ne yapıyorum ondan sonra? Bunlardan mesela şunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam, yeşille işaretlediklerimi, kaç olacak? 5 tane Y. Sonra 7T artı 4, bir de oradan 5. Bunu buldum. Peki X'i bulmak için ne yapacaktım? X'i bulmak için de bunu eksi 2 ile mi çarp? Yok. X'i yok ettim. Şöyle siliyorum. Şurayı. X'i bulmak için ne yapardım? Yukarıyı eksi 2 ile çarpardım. Doğru mu? Eksi 2 ile çarparsam 4X 5X oldu. 5X, o da eşittir 3T T artı 0. Evet. T artı 0 kaldı. Doğru mu? Evet, T artı 0 kaldı. Böylelikle ne oldu? İkisini de T'ye bağlı buldum. Ama T'yi yok edeceğim şimdi. O halde şöyle yazıyorum. 5Y, o da eşittir 7 çarpı T yerine getiriyorum. 5X yazıyorum. Artı 5. Her taraftan 5'leri atıyorum. Y eşittir 7X artı 1 olarak buluyorum yine simetri denklemini. Bu da ikinci yöntem. Şimdi gelelim üçüncü yöntemimize. Ama üçüncü yöntemi, bu arada bununla ilgili bir alıştırmalar var. Bunları yapmanız gerekiyor. Şimdi üçüncü yöntemi yapacağım arkadaşlar. Üçüncü yöntem nedir? Üçüncü yönteme gelmeden evvel size şurada bazı şeyler yapmak istiyorum. Hatırlatmalar vermek istiyorum. Şöyle bir bu konunun daha iyi anlaşılması adına. Şöyle bir D1 eşittir. Şöyle bir doğru vereyim. 2x artı 3c artı 5 eşittir 0. Buraya da bir ds
doğrusu alalım. DS diyelim ona da. DS doğrusu. O da 5x eksi y artı 1 eşittir 0. Şimdi ben size şunu sorsam. N1 yani bunun normal vektörü nedir? Hemen söyleyebilirsiniz. 2'ye 3. Bunu da ns ile gösterdim. Ns vektörü nedir? 5'e eksi 1. Peki ben size şöyle bir soru sorsam. Şimdi bu bir d1 vektörü olsun. Bu da ds vektörü olsun. Şöyle yazalım. Şu d1 vektörü, şu da ds vektörü. Biliyorsunuz arkadaşlar, iki doğrunun kesiştiği noktadan geçen kaç tane doğru vardı? Sonsuz tane doğru. Hatta ben bu doğrulara ne demiştim? Bunlar doğru demeti. Doğru demeti diye göstermiştim. Doğru demetini de nasıl yazmıştım? Hatırlıyor musunuz? Şöyle. Doğru demetini de d1 artı lambda ds eşittir 0. Yani sağ taraflar 0. Bununla diğerinin lambda katını topladığım zaman 0. Ha, bunlardan lambda değiştikçe şunlardan bir tanesi olacak. Yani bazen İşte normali verilirse, normali şudur derse ona göre bulabilirim mesela. Anladınız mı? Peki, bu norm doğru demeti demiştik. Şimdi buraya geliyorum. Size şöyle bir soru sorsam burada. Sorsa. Desem ki 2D1 artı 3D2 eşittir 0. Bakın D1 bu. Doğrusunun normali nedir? Doğrusunun normali nedir? Kim söyler bunu? Doğrusunun normali nedir? Aslında bunun, bu şu demek değil mi? Direkt bu normal neyle göstersek, birincinin iki katıyla N1 ile ikincisinin üç katını toplamasıdır. Bu normal, direkt bunun normali. Zaten yaptığınız zaman bunu 2 ile çarpıp bunu da 3 ile çarpıp 3 kere 5 15, 4 19 oluyor değil mi mesela? Bunu görebilirsiniz yani katsayın, ama direkt böyle de yazabilirsiniz. Nedir o demek ki normali? 2 çarpı 2'ye 3 artı 3 çarpı 5'e eksi 1. Buradan ben bu normalin ne olduğunu görüyorum. 15, 19'a 3. 19'a 3'müş. Bu doğrunun normali. Mesela deseydim ki şurada D1 var, DS var. Bunlardan normali 19'a 3 olan hangisidir deseydim. Mesela şuradaki lambdayı 3 bölü 2 bulurdum. 3 bölü 2 için bu olacaktı normal. Pekala. Şimdi orayı geçiyorum. Peki ben size şurada başka bir soru daha sorayım. Yine bir hatırlatma gibi olsun. Bunun normali nedir? Bunun normali o zaman nedir? Kim söyler? N1 artı lambda ns. Evet, bunun normali de N1 artı lambda ns'dir. Tamam mıdır? Şimdi bunları bir hatırlattıktan sonra gelelim. Hatta şöyle bir soru yazayım. Bu soruyla siz kendiniz yine bakın, tamam mı? Şurada D1 verilmiş, D2 verilmiş. D1 ve DS'nin kesişim noktasından geçen ve normali bire bir olan doğruyu bulunuz. Bunu nasıl yaparım? Bakın hemen yapıyorum. Şimdi bu kesişim noktasından geçen tüm doğruları şöyle yazmıştım. D1 artı lambda ds eşittir 0. Doğru mu? Lambdayı bilmiyorum ama hangi lambda için bu istenen doğru. Sonra getiriyorum. N vektörünü, yani bunun n'si 1 bölü 1'miş ama. Bunu aradığım doğrunun normali neymiş? 1'e 1'miş. Peki bunun normali nedir? Bu da, bunun normali de N1 artı lambda ns. N1'i burada biliyorum. 2'ye 3. Artı lambda çarpı ns, onu da biliyorum. 5'e eksi 1. Dolayısıyla şöyle bir denklem çıktı. 5 lambda artı 2 eşittir 1. Birinci bileşenler. Eksi lambda artı 3 eşittir 1. Buradan madem öyle, 5 lambda artı 2 o da eşittir. Eksi lambda artı 3, bunlar eşit. Buradan 6 lambda eşittir 1. Lambda eşittir 1 bölü 6.
Demek ki şuradaki lambda yerine 1 bölü 6 yazarsam ben istediğim doğruyu bulmuş olurum. Şimdi gelelim buradaki üçüncü yol olan simetri doğrusunun denklemini bulmaya. Şimdi yine kitapta NL ile gösteriyor ama ben şimdi yazarken L'leri çok bazen 1 ile S, P ile karışıyor. O yüzden ben S doğrusu yazacağım bunun üzerinde. Bir S doğrusunu. Şunu da DS yazalım. Tamam. Bunun teoremini böyle ifade ediyorum. Yani düzlemde bir D doğrusunun bir S doğrusu şöyle DS doğrusuna göre bir DS doğrusuna göre simetri şu doğrudur. Şimdi şu anda karışık gibi gelebilir. Fakat biraz sonra bunun ne kadar kolay olduğunu kendimiz göreceğiz. Şimdi şuradakini de yine NS dediğim şuradaki. Evet. Şuna da DS dedim. Şimdi bunları şöyle boyayayım. Şu simetri doğrusu. Bunun normali bu. Tamam mı? Pekala. Şimdi burada aslında biraz önceki yaptığım şeylere benzer şeyler yapacağım. Bana verilen iki tane şey var. Şu sarıyla gösterdim. Bunlar verildi. D2 soruluyor bana. Yapacağım iş şu. Şu ikisinin bu D1 ve DS'nin kesişiminden yani ara kesitinden geçen şu noktadan geçen sonsuz tane doğru var. Onlara doğru demeti demiştik. Onları şöyle gösterdim. D1 artı lambda çarpı DS eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Bunun normali de N1 artı lambda NS olacaktır. Tamam mı? Bunu kutu içerisine aldım. Biraz sonra kullanacağım bunu. Peki burada güzel bir özellik var. Açıortay olduğunu kullanacağım şu DS doğrusunu D2 ile. Nasıl kullanacağız? Şurası teta, burası da teta. Bu arada şimdi dikkat edin. Bunu çizerekten şu vektör, pardon, ters çizmeyelim. Buradakine uygun çizelim. Şu vektör NS vektörü ise, şu vektör de N2 vektörü ise. Doğru mu? Şu aradaki açı ne oldu? Şu aradaki açı ne olacaktır? Bir açı değil mi? Kaç derece? Bilmiyoruz. Bir açı, dar açı ama. Çok güzel. Bir dar açı var şu anda. Buna alfa diyelim. Hiç önemli değil. Tamam. Bir açı var burada. Peki onu sildim. Bunları sildim. Sonra bir de bu vektör ile ne bir vektörü arasındaki açı. Onu da daha iyi görmek için N1'i getirip şuraya taşıyorum paralel olacak şekilde. O da şuradaki açı. Tamam. Pekala. Bu da bu N1 ile N2 arasındaki açı. Peki ben şuradaki açı doğru mu? Bunun özelliğine bu da geniş açı. Birisi dar açı, birisi geniş açı. Bu şöyle söyleyebilirim. Yani D1 ile DS arasındaki açı, D1 ile DS arasındaki açı, DS ile D2 arasındaki açıya eşit. Ben geçen ders şunu göstermiştim. Doğrular arasındaki açılar, doğrular arasındaki açılar normaller arasındaki açılardır. Doğru mu? Peki o zaman demek ki ben bunu nasıl bulacağım? N1 ile NS arasındaki açıyı bulacağım. Burada da NS ile N2 arasındaki açıyı bulacağım. Ama biraz şu şekilden de gördüğünüz gibi bunlardan bir tanesi biri dar açı, biri dar, biri geniş açı olmak zorunda. Anlaşıldı mı bu? Pekala o zaman şöyle yazabilirim. Şöyle yazsam. Kosinüs teta. Kosinüs teta eşittir. İki doğru arasındaki açıyı nasıl buluyorduk? Biraz önce dedim ya bununla N1 ile NS arasındaki açı çarpı bunların normu değil mi? Evet yazdık bunları da. Çarpı aynı zamanda kosinüs teta diğer ikisinin arasındakine de bakalım. N1 ile değil N2 ile NS arasındaki açı. Bu da N2'nin normu çarpı NS'nin normu. Fakat biraz önce dediğim gibi bunlardan bir tanesi artı olacak, bir tanesi eksi olacak. Çünkü birisi dar açı, birisi geniş açı. O yüzden şunun önüne eksi koyalım. Olur mu? Madem buradaki açılar kosinüs teta eşit olacak, buradan şuradan şöyle bir bağıntı elde ederim. Her ikisinde de paydalarda ns olduğu için şunu yazabilirim. N1 ile ns'nin iç çarpımı bölü N1'in normu. O da eşittir. N2 ile ns'nin iç çarpımı bölü N2'nin normu.
ben şey kabul edebilirim. Şurada onu da yazalım. N1 öyle, N2'yi öyle belirleyelim ki bulalım ki N1'in normuna eşit olsun. O zaman şunu da silebilir miyim? Artık bu var elimde. Tamam mı? Peki şu bağıntıyı kullanacağım şimdi. Getiriyorum, yazıyorum bakın şu bağıntıyı. N1 ile NS'nin iç çarpımı. O da eşittir. N2 yerine getiriyorum. Aslında N2 dediğim nedir? Şu elde ettiğim doğru ya. N2 dediğim şu. Tamam mı? Yani ben ara kesit doğruları arasında şu koşulu sağlayan doğrunun normali N2 idi. Dolayısıyla şu N2 dediğimiz D2 doğrusunun normali olduğu için şunu yazabilirim. Hemen yazalım gelip N2 yerine. N1 artı lambda NS virgül NS. Bunu yazdım. Şimdi iç çarpımı özelliklerini kullanacağım. Bakın N1 ile NS'nin iç çarpımı o da eşittir. Bunu ne yapıyorum bakın. Önce bununla çarpacağım. Sonra bununla çarpacağım. Çarpalım bakalım. Lambda çarpı N1 ile NS'nin çarpımı artı burada evet N1 ile NS bak, lambda yok burada. Yanlış yazdık. Bunu böyle niye yapıyorum? Bununla bunu ve çünkü virgül burada. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Hata yapmayalım bakın. Virgül burada. N1 ile NS'nin sonra NS ile NS'nin. Şu virgül burada çünkü. Ona dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Peki o zaman yazıyorum tekrar. N1 ile NS'nin iç çarpımı artı lambda çarpı NS ile NS'nin iç çarpımı. Doğru mu? Doğru. Peki bunlar böyle yaparsanız ne oldu? Bakın hepsi birbirini götürür. Doğru mu? Çünkü niye? Bir şeyi eksik yazdık. Bir şeyi hatalı yazdık. Nerede? Onu yazmazsanız iş. Bakın böyle bir problemle karşılaşacağız. Ben şöyle kırmızıyla yazmıştım aslında burada. Bu birisi dar açıydı. Birisi geniş açıydı. Yani ben bunu yazarken şunun bir tanesinin önüne ne yazmam lazım? Eksi yazmam lazım. O zaman hangisinin? Şunun önüne eksi yazabilirim. Fark etmez. Bunun önüne eksi yazdım bakın. Unutmuyorum. Bunun önüne eksi yazdım. Buradaki eksileri fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın bu, bunun bir tanesinin geniş açı, bir tanesinin dar açı olmasından kaynaklanıyor. Tekrar söyleyeyim. Pekala. O kısmı ben çarpmayı tamamlamadım. Bir daha göstereyim mi? Şu çarpma kısmını mı? Şöyle hemen bakalım. Bir iki vektörün iç çarpımını nasıl yapıyorduk? Mesela bir U vektörü, U artı 2 V vektörüyle bir W vektörünün iç çarpımını nasıl yaparsınız? Virgül kısmı burada olduğu için U ile W'yu çarparsınız. Sonra da V ile W'yu çarparsınız ki bu skaler kısımları da dışarıya atabilirsiniz. Yani bu U ile W artı 2 çarpı V ile W şeklinde bak. Şuradaki virgülün sol tarafındaki ifadeler. Burada da bakın aynı şeyi yaptım. Ona dikkat edin dedim. Onun için söyledim zaten. N1 ile NS'nin yazdım. Sonra lambda çarpı NS ile NS. Gördünüz mü? Böylelikle bunu yaptığım zaman şimdi burası eksi oldu ya. Bunu da öbür tarafa atıyorum şimdi. Ne oldu? Lambda çarpı NS ile NS'nin iç çarpımı o da eşittir. Eksi 2 tane N1 ile NS'nin iç çarpımı oldu. O halde lambdayı bulursam eksi 2 çarpı N1 ile NS'nin iç çarpımı bölü NS ile NS'nin yani simetri doğrusunun iç çarpımı olur. Böylelikle lambdayı bulmuş oldum. Getiriyorum lambdayı yerine yazıyorum şimdi arkadaşlar. Bakın lambdayı yerine yazıyorum. Yani D1 o da eşittir. Lambdayı yazarken eksi olduğu için öbür tarafa yazsam eksi lambda olur. Dolayısıyla şuradaki eksi gider. Şöyle yazabilir miyim direkt? Eksi 2 çarpı N1 ile NS'nin iç çarpımı bölü pardon eksi dedik. Eksi gider dedik değil mi? Yani şurası ne olacak? Artı olacak. P 2 çarpı. Paydasında ne var? NS ile NS'nin iç çarpımı çarpı DS. Evet bu benim neyim oluyor? İşte D2 doğrusunun. Bu da D2 doğrusu oldu. Bunu bulmuş oluyorum.
Bunu da nerede göstermiştim? Şu şekilde şu doğrunun denklemini bulmuş olduğu. Bakın bunun kanıtını yapmış oldum. 2 çarpı ds şöyle. Bu arada şu vektör size bir şey hatırlatıyor mu? N1 ns ns ns. Sanki şurada bir de şey olsaydı çok güzel. Ns olsaydı şurada. Bu N1'in ns üzerine dik yüzleşim vektörü, değil mi? Evet, sanki öyleymiş gibi, dik yüzleşim vektörüymüş gibi düşünebilirsiniz burada. Ama ds ile çarpıyoruz. Yani dik yüzleşim vektörünün aslında bu katsayısı. Ns üzerine N1'in ns üzerine dik yüzleşim vektörünün katsayısı. Şimdi arkadaşlar teoremin ifadesi, teorem kanıtı birazcık şey gibi gelebilir size. Uzun, zor, karışık da gelebilir belki. Fakat uygulamasına geldiğiniz zaman bunun ne kadar kolay bir şekilde bizi fayda sağladığını göstereceğim. Bakın. Şu soruya tekrar geliyorum. Baştaki soru var ya. Evet, bunu şuradaki kısmını silelim. Şöyle silelim. Tekrar. Evet, şöyle. Şimdi bakalım. Bunu bu kez biraz önceki teorem yardımıyla yapacağım. Öncelikle yazıyorum bakın. D1 doğrusunu. Ama sağ tarafta sıfır olacak şekilde yazıyorum farkındaysanız. Şimdi yazalım. X eksi y artı 1 eşittir 0. Diğeri de ds. Bu simetrik. Buna göre simetri alın için ds dedim. Tamam. Yazalım onu da. 2x eksi y artı 1 o da eşittir 0. Pekala. Bunun normal vektörünü nedir? 1 eksi 1. Bunun normal vektörü 2 eksi 1. Bakın bunun normali 1 eksi 1. Bunun normali de 2 eksi 1. Şimdi artık biraz önce teoremde yazdığım ifadeyi yazacağız. Yazalım. D1 o da eşittir. 2 çarpı N1'in NS üzerine demiştik değil mi? Bakın şöyle. NS ns çarpı ds. Bu. Peki yazalım d1'i. D1 neredeydi? Şurada. X eksi y artı 1 eşittir. Bunu yazdım. Sonra 2 çarpı n1 ile ns'yi çarpalım. Çarpalım bakalım ne çıkacak. 2 artı 1 değil mi? 2 artı 1 3. 3 mü? Tamam. NS ile NS'yi çarpalım. Kendisiyle çarpalım yani. 4 artı 1 5. Çok güzel. Çarpı DS'yi yazıyorum. 2X eksi Y artı 1. Şimdi düzenlersek. Tabii bunu şöyle yazalım isterseniz. Şurayı 6 yapayım. Nasıl 6 olacak? Doğru mu? Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. 5X eksi 5Y artı 5. O da eşittir. 12x eksi 6y artı 6. Düzenlerseniz 5x'i öbür tarafa attım. 7x. 5y'yi de öbür tarafa atayım. Ya da y'yi bu tarafa atalım. Artı 6 1 oldu. O da eşittir y oldu. Yine aynı denklemi buldum. Tamam mı? Bu yöntem bakın biraz önceki gibi kesiştiği noktaları bulmanıza gerek yok. Simetri almaya gerek yok. Şimdi mesela size demin bir alıştırma. Bunu yapın demiştim ya. Mesela şu soruyu. Bakın buna göre bunu nasıl yapacağız hemen? 1. Normal. Normali yazıyorum. Söyleyin bana. 1'e 2. NS'yi yazalım. NS nedir? 1'e 1. O halde yazıyorum direkt. X artı 2Y artı 1. O da eşittir. Şimdi yazacağınız şey şu. 2 çarpı N1 ile NS. NS NS. Şöyle. Çarpı x artı y eksi 1. Bu. Hatta bunları yazalım. Şurası kaçtır? N1 hesaplayalım. N1 ile ns'yi çarparsanız 3. Ns ile ns'yi çarparsanız 2. Şu ikiler gitti. O halde cevap x artı 2y artı 1 o da eşittir. 3x artı 3y eksi 3. Buradan 2x artı y o da eşittir 4 oldu. Demek ki simetri doğrusu. Bunu bir grafik programında çizdirdiğiniz zaman bu doğrunun
da bu doğrunun şu doğruya göre simetrik olduğunu görebilirsiniz. Yani ne yaptım ben? Şu doğruyu verdim size. Şu doğruyu buldum. Hangi doğruya simetrik olacak şekilde? Şu aradaki x artı y eşittir 1 doğrusuna simetrik olacak şekilde. Bunu devam ettirebilirsiniz. Bakın burada diğer sorular var. Bu soruları hemen kendiniz yapabilirsiniz. ÖABT benzeri yine öğretmenlik alan sınavında çıkmış bir soru var. Bunu da kendiniz çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hepsinde aynı şeyi kullanacağınız şeyler aynı. Burada ne yapacaksınız? Artık bakın 3x artı 2y eksi 5 eşittir. Simetriyi bu değil mi? 2 çarpı. Normallerini önce şuraya yazın. 3'e 2. Bunun normali de nedir? Eksi 1'e 1. Ona dikkat edin. X sonra yazılmış. Hemen ikisinin iç çarpımını aldım. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Doğru mu? İkisinin n'nin kendisiyle iç çarpımını aldım. 2 oldu. Burada da y eksi x eksi 2 oldu. Bakın sağ tarafta 0 olacak şekilde yazmanız gerekiyor. O zaman şunlar da gitti. Hepsini öbür tarafa atın. 3x artı 2y eksi 5 artı y eksi x eksi 2 eşittir 0. Cevap ne oldu? 2x artı 3y eksi 7 eşittir 0 oldu. Bakın bir adımda hemen bunun çözümüne ulaştım. Değilse simetrilerden hareket ederek tek tek noktaların o daha zor olurdu. Dolayısıyla şu yöntemin ne kadar işi kolaylaştırdığını görebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Evet, şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra dersimize devam edeceğiz.